26. İlerleyen turuncu karenin düşme sırasında sarı renk olmasını sağlayın. Algoritmayı çalıştıralım. Turuncu kare ilerliyor ve boşluklara geldiğinde aşağıya doğru düşüyor. Kodu inceleyelim. Burada turuncu karenin altındaki kare beyaz olduğunda bir birim aşağıya düşmesini sağlayan koşullu ifade var. Bizden istenen düşme sırasında turuncu karenin renginin sarı olması. Burada eğer bu koşullu ifadenin içindeki kod çalışıyorsa demek ki turuncu kare düşme durumundadır. O zaman ben turuncu kareyi sarıya çevirecek kodumu buraya yazacağım. Turuncu kareyi sarıya nasıl çevireceğim? Onun rengini taşıyan değişken neydi? Kare renk. O zaman kare renk değişkeninin eşittir. Tırnak içinde sarı dersem turuncu kare altındaki kare beyaz olduğunda sarı renge dönüşecek. Evet, ama turuncu kare sarı renk olarak kaldı. Tekrar siyah zeminle bir araya geldiğinde eski rengine geri dönmeli. Bunu nasıl kontrol edebilirim? Buradaki koşullu ifadenin turuncu karenin bir altındaki karenin beyaz olmasını tespit ediyordu. Bunun tersi durumda turuncu karenin zemin üzerinde olmasıdır. O zaman where bir else kelimesiyle koşullu ifadeyi geliştiriyorum. Kare renk eşittir. Turuncu diyorum tırnak içerisinde. Eğer beyazsa sarı, beyaz değilse turuncu olsun. Tekrar çalıştıralım algoritmamızı. Düşerken sarı, tekrar zemine temas ettiğinde turuncu.